Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Çatalca Meydanı'ndan seslenmek istiyorum. Bakalım Çatalca ve Çatalca Meydanı nasılmış? Hadi hep birlikte bakalım. Evet, burası Çatalca Meydanı'nın tam ortası. Evet, yine bakın Atatürk heykeli bulunmakta. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Karşımızda hükümet konağı yer almakta. Bu bina yenilenmiş. Güzel bir bina. Şöyle biraz daha sağa doğru gittiğimde burada yeni bir yaşam alanı oluşturulmakta. Yeni bir etkinlik alanı oluşturulmakta. Bakın küçük küçük standlı dükkanlar, ortayı aydınlatmak için güzel lambalar yerleştirilmiş. Burası Çatalca'nın hem bir parkı hem de ticaret merkezi olma konumunda, olma durumunda. İnşallah güzel olur. Şimdi de böyle gidiyoruz. Bakalım. Meydanda palmiyeler ve çeşitli değişik ağaçlar bulunmakta. Zaten Çatalca %90 bir tarım alanı. Tarım ve hayvancılık şehri. O yüzden yeşilliği oldukça fazla bir yer. Tabi burası meydanı olduğu için biraz daha binalaşma, yapılaşma fazla tabii ki, ama daha ileriye doğru gittiğimizde her tarafın yeşil olduğunu göreceksiniz. Tarlalar, piknik alanları. Bir tane de. Bakın ileride yukarıda ağaçlık bir tepe var. Orada Türk bayrağımız da resmedilmiş. Bakın. Çok güzel ve burada rüzgar tribünleri de oldukça fazla. Rüzgar alan bir yer olduğu için yenilenebilir enerjiyle elektrik üretiliyor. Bu rüzgar tribünlerinden burada oldukça fazla bulunmakta. Bu da tabii doğamız, çevremiz açısından önemli bir katkı sağlamakta. Evet. Çevremizdeki doğal kaynakları tüketmeden elektrik enerjisi elde edebiliyoruz bu şekilde.
Çatalca gezimiz sona eriyor. Evet, burada.